İngiltere Merkez Bankası'nın kararındaydı bugün piyasanın gözü ve İngiltere Merkez Bankası varlık alım programı ve faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Politika faizini %0,1 ile rekor düşük seviyede tutma kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Aynı zamanda bankadan yapılan açıklamada şu anda piyasa faiz oranlarının İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos'ta tahmin edilenden daha fazla bir sıkılaştırmaya gideceğini işaret ettiğine dikkat çekildi. Şu anda piyasa faiz oranlarına baktığımız zaman 2022 yılı son çeyrekte faiz oranlarının %1'e çıkma ihtimali fiyatlanıyor. Bununla beraber piyasa tepkisinde en sert tepkiyi sterlin verdi. Çünkü sterlin dolar karşısında kararın ardından düşüşünü hızlandırdı. Yani 15 bas puanlık faiz artışı beklentisine karşılık İngiltere Merkez Bankası'ndan bir adım gelmemesinin ardından sterlin dolar karşısında 1.35-30'lara geriledi ve bir ayı aşan sürenin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de düşüş hızlandı. 2 yıllık tahvil faizlerinde düşüş 16 bas puana ulaşmış durumda. Aynı zamanda büyüme tahminlerinde de aşağı yönlü revizyon geldi İngiltere Merkez Bankası'ndan. 3. çeyrek için büyüme tahminini %2,1'den %1,5 seviyesine çekti banka. 2021 yılı sonunda büyüme tahminini %7,25'den %7 seviyesine indirmiş oldu. Ekonominin pandemi öncesi seviyeye 2022 yılı ilk çeyrekte dönmesini bekliyor. Ekonomik görünümün Ağustos'tan bu yana arz sıkıntıları nedeniyle ivme kaybettiğine yer verildi. Tüketici enflasyonun 2022 Nisan'da %5'e çıkmasını bekliyor. Bu da 2011 yılından bu yana yapılan en yüksek tahmin. Aynı zamanda 2024'te ancak enflasyonun %2'ye yakın sıyacağı tahminini paylaştı. Bugün Çekya Merkez Bankası'ndan aynı zamanda beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gördü. 125 bas puan ile 75 bas puanlık beklentinin üzerinde bir faiz artışına gitti banka. Euro bölgesine hizmet PMI verilerindeydi gözler. İmalat PMI'nin ardından hizmetler PMI verisinde de ivme kaybı yaşandı. Çünkü Ekim ayında 56,4 seviyesinden 54,6 seviyesine geriledi. Bugün Avrupa borsalarında sınırlı bir iyimserlik var. Özellikle Avrupa'da bazı banka bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi endeksleri yukarı taşıyor.